Bismillahirrahmanirrahim. 90, Yunus suresi 94'e kadar işlemiştik. Ama 94. ayeti isterseniz tekrar oradan bir başlayalım. Çünkü o en sona geldi o ayet. Onun üzerine pek konuşamadık. 94'ten devam edelim inşallah. İnşallah. Sana indirdiğimizde... 95 bağlı zaten birbirine hocam. İkisini beraber okuyalım. Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun Rabbinden sana gerçek gelmiştir. Şu halde kuşkuya kapılanlardan olma. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Şimdi bunu kitap ehli anlamında anlıyorlar. Bazıları çıktı dedi ki, demek ki bu peygamber kendisine gelen bir vahiy değil bu. Geçmiş peygamberlere gelenlerden bunu öğreniyor diye anlatıyorlar. Oysa tabii ki bu ayet tutar da o kadar ayetleri açıklayıp onun gerçekten peygamber olduğunu kendisi anladıktan öğrendikten sonra böyle bir şey olabilir mi? İşte Hazreti Musa da bunu nasıl anlatıyor? Ey Musa, nedir elindeki? Asamdır Allah'ım. Ne yaparsın onunla? Dayanırım. Davarlarıma yaprak silkerim. Birçok dünyalık işlerimi yaparım. At onu dediği zaman Musa başlıyor korkuya. Kocaman bir yılan oldu. Korktu, kaçmaya başladı. Ey Musa, korkma. Gel buraya. Gönderilenler benim yanımda kaçmaz ifadesiyle eğitiyor onu. Ondan sonra Firavun'un karşısına dikiyor. İşte buradaki ayetle, o ayetle bu ayet tıpatıp aynı. Yani Hazreti Muhammed ilk vahiy aşamasında, vahiy geldiğinde nereden geldiğini, herkese ilham geliyor. Bazıları bugün çıkıyor, ben Nebi Resulüm diyor. Bana ilham geliyor diyor. Öyle zannediyor. İşte bundan kuşkudaysan diyor, senden önce peygamberlere vahiy gelmişti. Onları o konuda dinleyen insanlar bundan haberi var. Sen onlara sorsan sana gelen o ilhamın vahiy olduğunu onlardan öğrenirsin mesajı veriyor. Olay bu değil mi? Senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun Rabbinden sana gerçek gelmiştir. Bu bir vahiydir. Çünkü o vahiy kendinden önceki gelen peygamberleri doğrulayan ve senin kalbine ilka ve ilham edilen onlar vahiy bilgilerdir ifadesini anlatıyor. Şu halde kuşkuya kapılanlardan olma. Kesinlikle kuşku duyma. Bu benden sana geliyor. Sen gerçekten müjdelenmiş olan bir Nebi Resul'ün ifadesiyle anlatıyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. O da sana gelen vahiyden kuşku içindeyse cümlesi. Yani biz şöyle zannediyorduk veya ben öyle zannediyordum. Peygamber birini seçiyor. Ona vahiyi gönderiyor. O da ha tamam bu Allah'tandır diyor. Ben peygamberim şimdi diyor. Kuşku olmayacak şekilde bir şey gelişiyor. Demek ki böyle değilmiş. Yani kendisine vahiy geliyor. Onun kalbinde gelen vahiy oluşuyor. Ama Allah Resulü o Allah'tan mı geldi? Yani bir yaratıcıdan gelen bir şey mi yoksa kendi gördüğü bir şey mi, düşündüğü, kendi düşünceleri mi, halüsinasyon mu, başka bir şey mi? Bundan emin olamıyor. Bu bana şunu gösteriyor. Allah seçtiği peygamberin kalbinde kendisi operasyon yapmıyor.
Allah istese şöyle yapabilir. Birini seçer, onun kalbinde operasyon yapar, o kişi asla geleni bu nedir diye sorgulayamaz bile. Yani gelen vahyi açık hale getirir. Ama öyle bir operasyon yapmıyor. Normal bir insan elçi olarak seçiliyor. Ondan sonra ayrıca hani diyorlar ya peygamberler önceden seçilmiştir. Daha onlar doğmadan hani kainatı yaratmadan önce Allah sol eline şeyi almış Hazreti Peygamber'in ruhunu. Habibim demiş, sen olmasaydın, olmasaydın sen yaratmazdın ben bu alemi demiş. Böyle oraya bakmış. Onun için tavaf ederken Kabe'de sol elimizle böyle selam veriyorduk ya. Selam veriyorduk, ben buradayım diyorduk. Kayıtlara geçsin diye, Allah görsün diye. Allah böyle yapmış ya, Peygamber'in ruhunu sol eline almış böyle, bakmış hayranlıkla. Şimdi eğer böyle olsaydı, o zaman peygamberin, önceden peygamber olarak belirlenmiş bir kişinin dünyaya geldiğinde, peygamber olarak geldiğinde gelen vahiye nasıl şüphe içinde olacak o zaman? Olmaması gerekirdi. Ama demek ki buradan önceden seçilmediğini anlıyoruz. İkincisi de peygamberin kalbinde herhangi bir müdahale, bir operasyon yapılmadığını da anlıyoruz. Yani o da her insan gibi hakikati arayan, sorgulayan bir insan kendine gelen vahiy ile birlikte hakikati aradığından dolayı bu gerçekten alemlere rapıyorum Allah'tan mı yoksa ben başka bir şeyler mi görüyorum? Bunun da peşinde düşüyor, emin olmak istiyor. Allah da burada bu ayeti gönderiyor. Bir daha var, şunu anlamak gerekiyor. Peygamber ümmi bir toplum içinden geldi. Hani Allah'la onun arasında uzak bir mesafe vardı diyor ya, derken yaklaştı, Allah da ona yaklaştı, iki ay kadar daha da yaklaştı, kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an olayları böyle anlatıyor. Bu ne demektir? Yani o ümmi bir toplum içerisinde babaları uyarılmamış bir toplumdan geldiğinden dolayı ona bir peygamber öğretisi yok. Ümmi bir peygamber ifadesiyle bunu sürekli Kur'an gündeme getiriyor. Ümmi ne demektir? Hiçbir kitabı bilgiye tabi olmayan, inanmayan, genelde ümmi, müşrik, kafir, zalim, efendim bilmeyen ifadeleriyle gelen bir toplum içerisinden geldiğinden dolayı bunlar hakkında bilgisi yok. İşte onun için eğer bir peygamber öğretisi olmuş olsaydı böyle bir şey düşünmesine gerek yok. Bu Allah'tan gelen bir bilgi derdi. Onun için Allah senden önceki kitabı okuyanlara sor. Çünkü onlar Allah'tan gelen bilgiyle yaşamlarını düzeltiyorlardı ifadesi kullanıyor. Peki hocam, burada şimdi Allah'ın Resulü bu ayet geldikten sonra ne yaptı? Yani gidip kitaptan ilmi olan birilerini bulup ya bana şu şekilde ayetler geliyor. Siz daha önceki kitaplarla veyahut da daha önceki ilimle alakalı bilgileriniz var. Bunları karşılaştıralım mı dedi. Böyle söylediğine göre buna gerek yok. Aslında inandık, kalbi mutmain oldu. Çünkü hani bir ayette diyordu ya, Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Öyleyse iş konusunda insanlarla müşavere et ve onlarla onların ortaya koyduğu mesajları dinle. O konuda karar verirseniz azmet ve yürü ifadesi kullanıyor. Yani nasıl evren yasalarını çözenler o konuda uzmanlaşmış ilim adamları ise o kitabı okuyanlardan onlara sor ifadesini kullanırken de onlardan öğrenip gerçekten kendisine gelen vahyin o önceki peygamberlere gelişinden dolayı aynı ona geldiğinden, benzeştiğinden dolayı onlara sor diyor. Hani yine Araf suresi 157. ayette onlar
Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmiye haber getirici olan elçiye uyarlar. O onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murtar şeyleri haram kılıyordu. Onların üzerlerindeki yükleri indiriyor, zincirleri kırıyor. Kim o nuru ve o peygamberi izlerse işte kurtuluşta olan onlardır diyor. İşte orada kitaptan okuyanlara sor derken onlar bunu duydukları zaman ona biz teslim olduk derler ifadesiyle anlatıyordu başka ayetlerde de. Yani bu konuda her şeyin sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğundan dolayı her peygamber kendinden öncekileri doğrulayıp tasdik etmesi, kendisinden sonraki gelecek olan peygamberleri müjdelemesi de bundan kaynaklanıyor. Yani bir insan bir peygamber öğretisi varsa Allah'ın mutlaka o peygamber öğretisi öğretilen şeylerde öğrenen kişilerin onda bir kalıntısı var olduğunu anlamak gerekiyor. Evet. Ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa hüsrana uyanlardan olursun. Çünkü bir peygamber tutar da Allah'la sözleştikten sonra kesinlikle sözünü bozmaz. Ali İmran suresi 81'de bunu çok güzel anlatır. Şimdi burada Allah'ın ayetlerini kimler yalanlıyor? Allah'ın gönderdiği peygamberleri kabul etmeyenler inanıyor. Böyle yalanlıyor. Eğer sen de onlar gibi yalanlarsan hüsrana uğrarsın. Onlar hüsrana uğradı, helak oldular, sen de helak olursun mesajı veriyor. Yani demek ki bir peygamber önceden gel seni peygamber seçtim, o da tamam dedi, kabullendi, peygamberliğine devam etti. Böyle bir şey yok. Yani bir teknolojide, fizikte, biyolojide, kimyada, astronomide hangi ilim dalları varsa o konuda çaba ve gayret göstermeden onunla ilgili gerekli çaba araştırma yapmadan bir ilim adamı olamıyorsa peygamberler de gel ey Muhammed, ey İsa, ey Musa ben seni peygamber seçiyorum demez Allah. O konuda uzmanlaşacak, doruk noktaya ulaşacak bilgi konusunda Allah da sen buna layıksın deyip aralarında bir sözleşme olacak ve insanlara Allah'tan aldığı vahiyleri ulaştıracak. Hem söyleyecek, hem yaşayacak, hem de hani Bakara suresi 285'te Allah'ın Resulü kendisine gelene iman etti. Ey müminler siz de ona gelene iman edin ifadesiyle hem tebliğ aşamasında hem yaşama aşamasında hani bütün peygamberler geldiğinde ben Müslüman olanların ilkiyim ifadesiyle ilk elini taşın altına koyan benim söylediğimi önce ben yaşıyorum mesajıyla anlatıyor. Olay bu. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Kavram üzerine birkaç defa konuşmuştuk. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar sadece bu yalandır diyenler değil. İnandım dediği halde vahyin gereklerine uymayanlar, ahirette hesap günü yokmuş gibi yaşayanlar, inançlarına şirk bulaştıranlar, bunların tamamı işte bu hüsrana uğrayanlardan. 96. Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar. Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerinde hak olanlar, onlar inanmaz. Niye inanmaz? Gerçek şu ki Rabbinin kelimesi üzerinde hak olanlar onlar inanmaz. Ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma,
yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Gerçek şu ki Rabbinin kelimesi üzerinde hak olanlar, onlar inanmazlar. Yani bu Rabbinin kelimesi üzerinde çaba gösteren, inanan, Allah'ı kadrini hakkıyla takdir edenler, o inkar edenlerin sözlerine inanmazlar. Ama inkar edenler Allah'ın hak olan sözüne inanmazlar. Onu anlamak gerekiyor. Onlara her ayet getirilse bile acı azabı görünceye kadar. Onlara her ayet getirilse bile. Hani Firavun'a her ayeti getirdi Hazreti Musa. Firavun bunu kabul etmedi tabi. Ve Musa ve inananları peşine takılıp onları yok etmeye çaba gösterdiler. İşte Allah da, Allah'a da Hazreti Musa ne demişti? Allah'ım sen bu Firavun ve çevresine bu gücü verirken bir avuç Müslümanı helak etmek için mi verdin bunlar diyordu. İşte orada ne demişti? Onlar gerçekten acı azabı görünceye kadar, kendilerine verilecek olan azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Hazreti Musa da ona dua etti. Hazreti Harun da onun malını, mülkünü yerin dibine geçir. Onları helak et, kalbini mühürle ifadesiyle anlatıyordu. İşte Musa ve Harun'un duasını kabul ettik ifadesiyle anlatıyor. Firavun ve çevresi peşinden giderken hani Hazreti Musa ve kavmi denizin birleştiği yerde onları görünce kavmi dedi ki eyvah yandık, bizi öldürecekler Firavun, zalim, zulüm eden Firavun. Hazreti Musa da dedi ki onlara korkma, Allah da korkma dedi Hazreti Musa'ya, korkmayın. Allah bizimledir dedi Hazreti Musa. Sağ elindeki asanı fırlatıyor ey Musa dedi. Sağ elindeki asayı fırlattı, deniz ikiye ayrıldı. İnananlara kuru bir yol açıldı. İnkar eden Firavun ve taraftarları suda boğuldu. İşte bu olay aynen Nuh kavminin Cüdü Dağı'na oturması, her şey yerli yerine oturup inkar edenler inkar etme, iman edenler iman etme konumuna eriştiği zaman olay sonuca varmış oluyor. Yani burada Hazreti Musa ve inanan insanlar vahiy ile kurtuluyor ölse bile, Firavun ve ordusu hayatta kalsalar bile inkar ve zulümleri nedeniyle dünya hayatında helak oluyorlar. İşte Firavun boğulma anında, hani azabı görünce boğulma anında ben de Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Hani diyor ya ayette, ölüm gelinceye kadar onlar azap etmeyecekti. Ölüm geldi, azabı gördüler ve iman ettiler ifadesiyle Allah söylediğini doğrulamış oluyor. İmanı kendisine yarar sağlamış, Yunus kavminin dışında bir ülke olsaydı ya, onlar iman ettikleri zaman dünya hayatında onlardan aşağılatıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık. Ama azap geldiği zaman diyor, bak burada hani ne diyordu? Olayı şöyle Kur'an'daki anlatılan ayetlerden özetlemeye çalışalım. Yunus da kuruya katıldı da katılıp da kaybedenlerden olmuştu. Gemiye binmişti dedi, yani kaybolmuştu. Yunus balık onu yutmuştu.
Eğer Yunus gerçekten tesbih edenlerden olmamış olsaydı, insanların ölüp de dirilinceye kadar balığın karnında kala kalacaktı ifadesiyle kullanıyor. Arkasından diyor ki, ne zaman Yunus sıkıntıya düştü, tövbe etti, Allah'ı tesbih etti, Allah da onu sahile kusturdu ve daha sonra da hasta bir durumdayken onu eğitti. Daha sonra yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi. İşte burada azap geldiği halde, yani burada azap kelimesi Rabbani yolun dışına çıktı ama kendisini değiştirdi, iman etti ve böyle olanları hep kastediyor. Değiştirdi ve Allah da onun tevbesini kabul etti ve dünya hayatında kendilerine verilen süre içerisinde yararlandılar. İşte eğer keşke bütün insanlar böyle yanlış yolda gidip de kendini Yunus gibi düzeltebilseydiler mesaj veriyor. Ülke olsaydı ya ifadesiyle onu anlatıyor. Onlar iman ettikleri zaman dünya hayatında onlara aşağılık azaptan kurtardık ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık. Dünya hayatında onlar iman ettiklerinden dolayı Allah'ın gökten inen rızıkları ile onları dünya hayatında yararlandırdık. Mesaj veriyor. Yerden fışkıran nimetleriyle de. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Yani Allah dilemedi mi ki bizim iman etmemizi veya inkar edenlerin iman etmesini dilemediği için mi onları iman etmedi? Bu çok anlaşılması zor olan bir şey. Aslında Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getirir, bağışlarım diyor. Yani kesinlikle Allah dünya hayatında kimseyi saptırmaz, kimseyi bağışlamaz, hidayete getirmez. Sermayeyi insanların önüne koyar, o sermaye ile dileyen cehennem azabına gidecek malzemeyi seçer, sapar. Dileyen de cennete gidecek malzemeyi seçer ve hidayete gelir ve bağışlanır. Hani Davut da bağışlama dilemişti, biz de onu bağışladık ifadesiyle anlatır. İşte burada Allah kimseyi dileyip saptırmıyor. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Rabbim böyle diledi. Tümü iman etsin istedi. Ama şeytan ve iblis çıkınca ortaya, hani demişti ya, senin kullarının büyük bir kısmını saptıracağım, senin yolundan alıkoyacağım demişti. Ve öyle de olmadı mı? Şeytan da iblisin ilk tekliflerini insan üzerinde ilkeleştirip geriye dönüşü mümkün olmayan moda giren insana kuran şeytan diyordu. O zaman iblis de şeytan insanların doğru yoldan sapmasını engelleyen en önemli bir sermaye olduğu halde İnsanların büyük bir çoğunluğu sapmayı tercih ediyor. Oysa hakkı tercih etmek hem doğru hem adalet bakımından daha yerinde olduğu halde insanlar hakkı tercih etmiyor, batılı tercih ediyor. Bundan dolayı da büyük çoğunluk sapıyor. Eğer siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır derken bunu anlatıyor. Öyleyse onların mümin oluncaya kadar imanları insanları sen mi hidayete ulaştıracaksın? Sen mi zorlayacaksın? Yani onların inanıp inanmaması kendi tercihi. Sen onu ne kadar inandıracağım diye uğraşsan da onlar istemedikçe bunu yapamazlar. O zaman sen boşuna uğraşma diyor Allah.
İnanan kendi lehine inanır, inkar eden kendi aleyhine inkar eder. İfadesiyle sen kendini üzme diyor. Olay bu değil mi? Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme imkanı yoktur. O akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kırar. İfadeye bak. Şimdi bu ateist biri, deist birisi şu ayet okusa Allah izin vermiyorsa iman etmeye, beni iman etmedi diye cehennemde yakmaya ne hakkı var demez mi? Oysa Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etmeye imkanı yoktur diyor. Yani burada insan kendisi Allah'ın hidayet ve bağışlanma yoluna adımını atacak. Allah da ona o yoldaki malzemelerini sunacak. O kişi iman edecek. İşte sapma da hidayete gelme de Allah'ın sermayesiyledir. Sapanı ben saptırdım derken Allah kimseyi saptırmaz. Hidayete geleni ben hidayete getirdim derken de Allah kimseyi hidayete erdirmez. Birini hidayete erdirip birini saptırıyorsa o zaman adaletsizlik olur. Kesinlikle dünya hayatında insanların özgür iradesine müdahale etmiyor. Kişileri özgür iradesiyle peygamberlerini gönderiyor. Rabbani yolda yürüyen, Rabbim Allah'tır diyen insanlarını gönderiyor. Bir taraftan şeytan ve şeytan yolunda giden insanları da gönderiyor. Bu malzemelerle insanlar sapıp ve hidayete geliyor. O zaman Allah kimseyi saptırmıyor, kimseyi hidayete getirmiyor. O akıl erdirmeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik yani o sapan insanlara pislik yağdırırız ifadesi kullanıyorken Kur'an'da o kadar çok ayetler var ki kim Allah'ı unutursa ben de onları unuturum. Kim Allah'a tuzak kurarsa ben de onlara tuzak kurarım. O tuzak kurarım, saptırırım efendim ifadeleri hep insanların sapma yolundaki yürüdüklerinde sapmalarını bu malzemelerle yürütüyorlar da ondan dolayı. Kesinlikle Allah insan özgür iradesine müdahale etmiyor. Yani ergenlik yaşına geldiği zaman iki yoldan tercih etme özgürlüğü insanın kendisine ait. Rabbani yolu tercih edenlere ve o yolda istikrarlı bir şekilde yürüyenleri hidayete erdirdim, bağışladım diyor. Gayri Rabbani yolda tercih kullananlara da saptırdım ifadesiyle de onları dilediğim ifadesiyle anlatıyor diye düşünüyorum. İğrenç bir pislik kılar diyor. Belki bunun üzerine biraz konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bundan ne anlıyoruz? Bahadır sen ne anlıyorsun bundan? Allah akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar diye. Hissettim Tevfik abi bana soru soracağına. Ben de şu an onu düşünüyorum. Şimdi insanların üzerine pislik yağdım. Yani insanların eğer halleri kötüymüşse toplumlar ya da topluluklar daha doğrusu felç bir vaziyette deseler eğer, o zaman demek ki orada sünnetullah'a uygun davranmıyorlar. Örneğin, geçenlerde bir Hindistan belgeseli izledik. Pakistan belgeseliydi. Lahore diye bir şehir var. Dünyanın en yüksek hava kirliliğine sahip bir şehir. Şimdi her taraf araba, her taraf bina dolu. İnsanlar da kanserden ölüyorlar. Ciğerleri çok kötü durumda. Kalpten gidiyor adamlar. Şimdi bu Allah'ın üzerlerine pislik yağdırmalarının olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü insanlar orada doğaya önem vermedikleri için o onlara geri dönüyor. Yani pislik yağdırmak şu açıdan, akıllarını iyi yönde kullanmıyorlar. Peki bu pislik nasıl bir pislik? Şimdi tabii ki benim verdiğim örnekte materyal olarak bir pislik.
yani somut bir pislik. Onun tabii Semetlilik ilişkisi içerisinde meydana gelen bir şey. Evet. Yanlış bunu, başka yanlışı doğuruyor. Aynen. Ama bunu soyutlayarak maneviyata da uygulayabiliriz. İnsan kötü şeyleri düşüne düşüne artık her şeyi kötüye doğru çevirir ve ondan dolayı işte kalbi mühürlenir. Yani kalbine pislik yağmış olur. Ve katmer katmer ola ola artık kalbi taş haline gelir. Onun farklı boyutları da vardır. Böyle düşünüyorum. Mesela Allah müşriklere onlar birer risk de diyor, pislik de diyor. Demek ki akıl erdirme sadece fizik kuralları içerisinde sebep-sonuç ilişkisi değil, aynı zamanda Allah'la olan ilişkide de aklını kullanmak gerekiyor. Nasıl kullanmak gerekiyor? Bu evreni bir yaratan var. Bunu bizim dedelerimiz yaratmadı veya birileri yaratmadı. Bunu yaratan bir güç kuvvet var. O kuvvet kendisine ben Allah'ım diyor, ben yarattım bunu diyor. Ve öldükten sonra diyor, size ya mükafat vereceğim ya ceza vereceğim. İkisinden bir yere gideceksiniz. Bunların bedelleri de diyor, eğer dünyada Müslüman olarak dik durup yaşayabilirseniz, bunun karşılığı cennet. Yamulursanız, yamukluk yaparsanız, akıl erdiremezseniz, bunun karşılığı da cehennem. O zaman burada akıl erdirmeyenlerin, aklını kullanmayanların üzerine pislik boca ederim demesi, demek ki biz yanlışı, kötüyü tercih edersek sonucunda bu pislik bizim cehennem, bizim sonumuz olmuş oluyor. Tabii bunun dünyadaki sonuçları da var. Mesela alkolü haram olarak kabul etmezsek, olsun içelim boşver dersek içebiliriz. Alkolün bize verdiği hastalıklardan nasibimizi alırız. Alkollü arabaya bineriz, götürürüz bir yere tostururuz, kafamız gözümüz parçalanır, bundan da nasibimizi alırız. Bu da işin fiziki boyutu tabii. Ama asıl önemli olan bu işin manevi boyutu. Yani kişinin helak olması, helak sürecine girmesi. Ben öyle anlıyorum. Bu çok önemli bir konu da. Başka bu konuda görüşünü ortaya koyacak yok mu? Yok, şöyle diyemez miyiz buna daha şey olarak? Yani Allah'ın doğru dediğine doğru, yanlış dediğini yanlış demeyip aksine hareket eden kişiler küfüre düşüyor. Küfür de insanı cehenneme götürüyor. Yani şunu anlamak gerekiyor. Yani her insan yanlış yapsa da, doğru yapsa da, kendi öz içinde yanlış yaptığı zaman yanlış diyen bir vicdan toplum dilinde, bir takva vahiy dilinde, bir de üst ben felsefe dilinde bir uyarıcı ses var. İşte insan bunu dinlemeye o yaratılışta verdiği sözden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Şeytana kendisini bağlatıyor. Hani yine Zuhruf suresi 36-37. Ayette biz bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dosdoğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yapıyor. İşte şeytanın arkadaşı olan bir adam doğruyu, hakkı, hakikati söyleyip ve yapabilir mi? Yaptığı zaman hani bir ayette de yine bu da Şura suresi 16. ayette şeytanın onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yok. Ama şeytanı veli edinenlerin de onlar üzerinde bir zorlayıcı gücü var. İşte şeytanı veli edinirsen bu şeytan ne demek? Rabbani yoldan iblisin teklifleriyle sapan, iblisin tekliflerini ilke haline getirip geriye dönüşü mümkün olmayan, moda giren insanlara kuran şeytan diyordu. Ona bağlıysa bir insan onu rahat bırakabilir mi, mümkün mü? Kur'an da böyle diyor ama
yaşanan hayatta da bunun çok örnekleri var. Kim Rabbin yolunun dışında birine bağlanıyorsa, ondan kendini ayıramıyorsa, o seni kesip öldürüyor. Sen ona hiçbir laf bile edemiyorsun. Onu şu anda dünya hayatında bu azıcık kendisini gösteren, hakkı, hakikati haykıran insanlar çıkıverdi mi, tutup onu öldürüyorlar. Öyle değil mi? Neler neler geçti bu çarkın feleğinden. Yani burada akıl erdirmek, vahyin ve evrenin kurallarına göre hareket etmek. Şimdi bazıları fiziki konularda akıl erdiriyorlar. Ondan gereği gibi yararlanıyorlar. İşte Pakistan'daki bir şehir gibi değil, doğal gaz kullanarak veya başka ısıtma araçları kullanarak hava kirliliğini, diğer şeyleri yapmıyorlar. Sağlıklı yaşayabiliyorlar. Ama onlar da asli görevleri konusunda, yani Allah'a kulluk konusunda hata ediyorlar. Harama haram, helali helal olarak görmüyorlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Kurdukları rejimleri din ayrı, devlet ayrı diye kuruyorlar. Seküler rejim diye kuruyorlar. Allah'ın indirdiğini hayatın dışına atıyorlar. İşte onlar da bu konuda akıl erdirmiyorlar. Evet. Dolayısıyla buyur. Katılıyorum sen kesinlikle tekrar. Doğru söylüyorsun. Ama bu ayet kapsamında ben mesela 101'e de bakarsak göklerde ve yerde ne var? Bir bakıverin diyor 101. ayet. Ondan dolayı ben bu ayetin ön planda en azından Allah'ın sünnetullahına uymayı kastettiğini düşünüyorum. Tabii tabii. Ama tabii ki yok, senin güzel dediğinde o da tabii zaten 101'de diyor ya, iman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. Bak yine ikisi birden var. Hem fiziki gökler yer hem de iman etme vahiy. İkisi de. Yani mesela Almanya tabiattan yararlanma, tabiat kurallarına uyma, sağlık kurallarına uyma konusunda çok çok ileride olan bir toplum. Bu konuda akıl erdiriyorlar diyebiliriz. Sağlıklı yaşamak istiyorlar, teknolojiden gereği gibi yararlanıyorlar, imkanlarını değerlendiriyorlar. Şimdi mesela Hanau'da bir ara su kıtlığı var. İşte suyu şuparın yapın, şöyle yapın, böyle yapın. O kadar baskı yaptılar ki toplumdaki su bilinci yükseldi. Suyu az kullanmaya başladılar. Yani ayda diyelim 3 metreküp harcıyorsa 2 metreküpe düştü evlerde. Bu sefer belediye geldi. Su tüketimi az olduğundan dolayı benim dedi sattığım su gelirleri az olduğu için dedi gelirlerim azaldı. Ben suyun dedi metreküpüne zam yapacağım ben. Geldi güzelce zamı indi, yapıştırdı. Yani daha önce 3 metreküp suyla geçinip az para ödeyen toplum 2 metreküp suyla geçinmeyi öğrendi ama yine aynı parayı ödemeye başladı. Demek istediğim bu konuda daha antrenmanlı bir toplum. Ama tevhid konusunda, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda şirk içerisinde. Akıl erdiremiyorlar. Yani onların fizik kurallarına uymadaki akıl erdirmeleri ölünceye kadar kendilerine yarar sağlıyor. Öldükten sonra hiçbir faydası yok. De ki göklerde ve yerde ne var? Şimdi ne var baktığınız zaman bugünkü ilim adamlarının tespitlerine göre güneş, dünya, Kur'an'da böyle ifade ediyor. Güneş, dünya, ay, kainattaki bütün cisimler kendi miğferleri etrafında dönerler ve birbirlerine çarpmadan bilinmeyen bir yere doğru akarlar giderler. Bugün akıp gittikleri yeri tespit ettiklerinde ışık yılının bile ulaşamadığı milyarlarca galaksi ve yıldız toplulukları olduğu söyleniyor. Bu kadar geniş bir ışık yılı saniyedeki hızı 300 bin kilometre.
Yani bir yıldaki ışığı çarparak 300 yıl saniyeyi dakikada 60 efendim saati 24 tekrar çıkanı da 360 ile çarpacaksın, bir ışık yılını bulacaksın. Işık yılları ile daha tespit edilemeyen yıldızların, galaksilerin olduğunu söylüyor. O zaman göklere ve yeri gibi işte bunu yaratan Allah o akıl erdiremeyenlerin üzerine, pardon, iman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz diyor. İnanmayan bir insana hani inkar edenle Kur'an arasında bir perde vardır ifadesiyle anlatıyor. Yani onların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlendiği için o ayetleri anlamıyor, dinleyemiyor, göremiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Hani Hazreti İbrahim insanların taptığı neler neler bir gözden geçiriyor. Ay'a tapıyor. Bakıyor ki ay yerinde karar kılamadı diyor. Kayboldu diyor. Sonra yıldızlara tapıyor. Yerinde karar kılamadı, kayboldu diyor. Güneşe tapıyor. O da yerinde karar kılamadı, kayboldu diyor. O zaman benim ibadet ve kulluk yapacağım Allah kesinlikle hiç kaybolmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ifadesiyle gökleri ve yeri yaratan Allah'tır ifadesiyle onu anlatıyor. Hani İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu öğretiyorduk ifadesini kullanırken de zaten bir taraftan da eşyadaki o çelişkisizliği yakalayışından dolayı Allah'ın gönderdiği vahiyi alacak kapasiteye erişiyor da Allah ondan sonra vahiy bilgilerini aktarmaya başlıyor. Peygamber seçerek aktarmaya başlıyor diye düşünüyorum. Evet. Kendilerinden önce gelip geçmişlerin başlarından geçen günlerin bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Peki, bekleye durun. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Kendilerinden önce gelmiş geçmişlerin başlarına geçen günlerin bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Yani burada neyi anlatıyor? Hani geçmiş atalarınız, dedeleriniz, ebeleriniz antika kalıntılara bir bakın diyor. Onlar geçti. Aslında onların içinde Müslüman da var. Müslüman olmayan da var. Ama Müslüman olmayanlar çoğunlukta olduğundan dolayı Allah o kalıntılardan ders almıyor musunuz ifadesiyle onlar gittiler, dünya hayatını bitirdiler, öldüler. Ahiret aleminde, ebedi cehennemde onlar yanmak için bekliyorlar veya yanıyorlar. Sen bunlardan ders almıyor musun diye soruyor. Bekliyorlar. De ki bekleye durun. De ki bekleye durun. Yani şimdi o inkar edenleri bekleyin diyor. Yani burada neyi bekliyorlar? Gerçekten inkar ettikleri o ahiret hayatı var mı yok mu? Sizin gibi biz de bekleyenlerdeniz ifadesiyle hep beraber bekleyeceğiz. Görelim bakalım ne olacak sonuç. Mesajı vererek anlatıyor. Sonra biz elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız bizim üzerimize bir haktır. Yani Allah ne diye azap etsin diyor. Yani azap etmekten Allah hoşnut olmuyor. İşte sonra biz elçilerimizi yani gönderdiğimiz zaten vahiyleri yaşayan, aktaran ve alan elçilerimizi biz kesinlikle azaplandırmayacağız.
iman edenleri böyle kurtarırız. Yani iman eden, mesali amel isteyenler böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız bizim üzerimize bir haktır. Yani Allah iman eden ve salih amel isteyen, Rabbani yolda yürüyen bütün insanları kurtaracağım diye, onlara azap etmeyeceğim diye, onlara yardım edeceğim diye söz verdi ve bu bir haktır ifadesiyle de burada vurguluyor. İbadet etmiyorum. Ancak ben sizin hayatınıza son derece olan Allah'a ibadet ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içerisindeyseniz, benim getirdiğim, size ulaştırdığım vahiyleri inkar ediyorsanız, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum. Yani saflar burada netleşiyor. Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'a ibadet ediyorum. Siz ise Allah'ın yarattıklarından herhangi birilerini tutup kendinize ilah ve Rab olarak kabul edip onlara ibadet kulluk yapıyorsunuz. Ben onlara ibadet etmiyorum. Ancak ben sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Yani sizi öldüren, yaşatan, sizin ilahlarınızı da yok edecek olan Allah'a ibadet ve kulluk yapıyorum. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ben Müslüman olanların ilkiyim ifadesiyle bana Allah mümin olmamı, inanmamı emretti, vahyetti. Ben onu yerine getiriyorum deyip sözü kapatıyor. Ve bir muvahhid olarak yüzünü dine doğru yönelt ve sakın müşriklerden olma. Yani bir muvahhid, muvahhid ne demek? Yani tevhid akidesine o istikamette, hani Hazreti İbrahim, İsmail ve İbrahim Kabe'nin sütunlarını yükseltirken ifadesi kullanıyor ya, Musa gemiyi yaparken İbrahim de Kabe'nin sütunlarını İsmail'le yüceltirken, yükseltirken arasında hiçbir fark yok. Bunlar değişik anlatım tarzı ile değişik kıssaları Kur'an bize anlatıyor ve biz de burada kesinlikle dünya hayatında Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Kim dünya hayatında Allah'ın istediği gibi çabalar ve gayretini gösterirse dünya hayatında mutlu, göstermese de mutsuz oluyor. Cezasını Allah ahiret aleminde vereceğini vaat ediyor. Bunu üzerine basa basa Kur'an anlatıp duruyor. Ve bir muvahhid olarak yönünü dine doğru yönelt. Yani hani senin yönünü kıble yapmamız elçiye uyanları topukları üzerinde birbirinden ayırt etmek için yaptık ifadesi kullanıyor ya. Yani sen yönünü dine, yani Allah'ın dinine yönelt ve sakın müşriklerden olma. Yani müşrik olanlar hangi dine yönelmiş? Puta tapıcı, Rabbani yolun dışında yol tercihini, şeytanın yolunu tercih edenler anlamında kullanmış. Hani iblis ne demişti? Ben onların önünden, arkasından, sağından, solundan onlara vesvese vereceğim. Onları senin huzurundan ayıracağım, onları saptıracağım diyordu. İşte sakın müşriklerden olma. O iblisin ve şeytanın tekliflerinden kendini uzak tut mesajı veriyor. Başka sana yararı ve zararı olmayanlara tapma. Eğer
sen bu emirlerin tersini yapacak olursan bu durumda muhakkak zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Allah'tan başka. Bugün insanların hepsine baktığımız zaman, yani büyük bir çoğunluğu, hepsinin farklı farklı ilahı var. Şimdi Allah da diyor ki, yani gökleri ve yeri yaratan, gaybı müşahede edebilen, geçmişi, geleceği, her şeyi bilen Allah'ın